Selefin, yani bizden evvel gelip geçen alimlerin mum ışığında yazdığı paha biçilmez hazine misali eserlerin toprağa gömülerek çürüdüğünü, bakkallara satılarak çöplüklerde çiğnendiğini, bir kısmının da kütüphane raflarında tozlanmış ve çürümeye terk edilmiş olduğunu gördüm. Medreseleri kapanmış, yazısı değiştirilmiş, din ilimleri yok olmaya yüz tutmuş olan bu zamanda kitap yazmaktansa, yazılan ilmi eserleri anlayarak anlatacak ve ilmi satırdan sadra intikal ettirip yaşatacak talebe, yani canlı kitap yetiştirmeyi daha lüzumlu buldum. Süleyman Hilmi Tunahan, 1888 yılında, bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Silistre'nin, Hezargrad kasabasının Ferhatlar köyünde dünyaya gelmiştir. Babası, tahsilini İstanbul'da tamamlamış, Satırlı Medresesi'nde yıllarca müderrislik yapmış, Hocazade Osman Efendi'dir. Osman Efendi, gençlik yıllarında İstanbul'da tahsildeyken bir rüya görür. Rüyasında, vücudundan kopan bir parça gökyüzüne yükselmiş, oradan dünyaya ışık saçmaktadır. Osman Efendi, bu rüyayı kendi soyundan dünyaya gelecek hayırlı bir evlat manasına yorar ve Silistre'ye döndüğünde evlenir. Dünyaya gelecek çocuklarından hangisinin rüyada gördüğü, ışık saçan evlada uygun düştüğünü anlamaya çalışır. Fehim, Süleyman Hilmi, İbrahim, Halil isimli dört erkek ve Zahide isminde bir kız evladı dünyaya gelir. Bu çocuklarının içinden Süleyman Hilmi dünyaya gelip de yetişmeye başlayınca, tespit ettiği alametlere göre bütün ümidini ona bağlar. O kadar ki Süleyman Efendi Silistre'de Satırlı Medresesi'nin ilk sınıflarındayken, babasının huzuruna her çıkışında onun ihtiramla ayağa kalktığına ve "Buyurun Süleyman Efendi oğlum" diye fevkalade bir iltifat ve alaka gösterdiğine şahit olur. Süleyman Efendi bu halden o kadar mahcuptur ki babasının huzuruna girmek için onun başını eğerek kitap okuduğu, mangala cezve sürdüğü veya başka bir işle meşgul bulunduğu anları seçmeye başlamıştır. Süleyman Efendi'nin dedeleri, Kaymak Hafız diye tanınan Mahmud Efendi, 110 yaşlarına doğru vefat etmiştir. Büyük dedeleri Seyyid İdris Bey'dir. İdris Bey, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Tuna Han'ı görevine getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri, padişahlığı zamanında, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan sevgilerinden dolayı, yeryüzünde evlad-ı Resul'den kimler kaldı diye araştırmış, şeceresine hiç sahibe ve şüphe karışmamış olduğunu tespit ettiği Seyyid İdris Bey'i bulmuş ve kız kardeşiyle evlendirerek Tuna havalisine han tayin etmiştir. Bu vazife, Süleyman Efendi'nin babası Osman Efendi'ye kadar devam etmiştir. Süleyman Efendi Hazretlerinin şeceresi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pâk nesline dayanmaktadır. Babaları tarafından Hazreti Hüseyin'den dolayı Seyyid, anneleri tarafından Hazreti Hasan'dan dolayı Şerif'tirler. Süleyman Efendi, ilk tahsilini babası Osman Efendi'nin de müderris olarak vazife yaptığı Satırlı Medresesi'nde yapmıştı. Daha sonraları pederleri tarafından yüksek tahsil için İstanbul'a gönderildi. Osman Efendi, oğlunu İstanbul'a gönderirken şu tavsiyelerde bulundu. "Oğlum, usulü fıkıh ilmine iyi çalışırsan dininde kuvvetli olursun. Mantık ilmine iyi çalışırsan, ilminde kuvvetli olursun." Süleyman Efendi, İstanbul Fatih medreselerine geldiklerinde, medresede yer kalmamıştı. Bu sebeple bazı ilim aşığı talebeler yer olmadığından, Bodrum'da yatıp kalkıyorlardı.
Süleyman Efendi de bir müddet orada kaldılar. İmkan olmadığı için çok zor şartlar altında mum ışığında ders çalıştılar. Süleyman Efendi, Fatih Camii'nde ders vermekte olan Bafralı Ahmet Hamdi Efendi'nin rahle-i tedrisinde derslere başladı. Bafralı Ahmet Hamdi Efendi, onun aklını ve derslerini öğrenme hususundaki kabiliyetini takdir ediyor, medrese muhitinde ise onun hakkında "zeki çocuk, yetişirse iyi bir alim olacak" diye bahsediyordu. Nitekim kısa zamanda yüksek zeka, çalışkanlık ve takvasıyla bütün hocalarının dikkatini üzerine çekti. 1913 yılına kadar Bafralı Hamdi Efendi'nin yanında alet ilimleri tabir edilen sarf, nahiv, belagat, mantık, vaz, cedel ve münazara gibi ilimleri ve yüksek ilimler denilen fıkıh, kelam, hadis, tefsir ve usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir gibi ilimleri tamamlayarak icazet aldı. 1913 yılında Darul Hilafetil Aliye medreseleri kısmı alisine girdi. 1916'da 4. sınıfı 80 üzerinden 76 puanla 5. olarak bitirdi. 1916 yılında ilim silsilesinden gelme bir dersi ağamdan icazetli oldu. Artık o, zamanının en yüksek medresesinden mezun bir din alimiydi. 30 Eylül 1916'da ihtisas yapmak ve dersi ağam olarak yetişmek üzere Süleymaniye Medresesi'ne bağlı Medresetül Mütehassisi'ne kaydoldu. Bu medresenin ilk iki yılını tam bir başarıyla tamamlayarak Eylül 1918'de kendisine 20 kişiyle birlikte İstanbul Müderrisliği Ruhusluğu verildi. Ayrıca Süleymaniye Medresesi'ne girmeden önce Medresetül Kuzat'ın yani Hukuk Fakültesi'nin giriş imtihanını birincilikle kazanmıştı. Bunu büyük bir sevinçle babası Osman Efendi'ye mektupla bildirdi, ancak ondan şu cevabi telgrafı aldı: "Süleyman, ben seni İstanbul'a cehenneme gitmen için göndermedim." Süleyman Efendi, babasına verdiği cevapta maksadının hakimlik mesleğine geçmek olmayıp, devrin bütün zahiri din ilimlerinde kemale ermek olduğunu bildirdi. Süleymaniye Medresesi'nin tefsir, hadis kısmından icazetini alıp dersi âm olduğu gibi, Medresetül Kuzat'tan da diplomasını iyi dereceyle alıp kadılık yani hakimlik rütbesine ulaştı. Böylelikle devrinin akli ve nakli ilimlerinde en yüksek dereceye ulaştı. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkınca medreseler önce Maarif Nezaretine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı ve tamamen kapatıldı. Süleyman Efendi'nin vazife yaptığı medreselerse İmam Hatip Mektebi'ne dönüştürüldü. Süleyman Efendi bu okulun eğitim kadrosuna alınması üzerine kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla medreseler ve diğer dini eğitim müesseselerinin kapatılmasına karar verilmişti. Böylelikle dinin klasik medrese usulüne uygun olarak okutulması yasaklanmıştı. Süleyman Efendi Hazretleri bu durum karşısında büyük bir azim ve gayretle aynı eğitim sistemini devam ettirmek istemiş ve bu konuda çareler aramaya başlamıştı. Müderrisler Cemiyeti'nin feshedilmesine dair gelen emir üzerine de bir toplantı yapılmıştı. 520 kadar dersi âmın bulunduğu o toplantıda söz alarak şunları söyledi: "Arkadaşlar, medreseler lağvedildi. Bu vaziyet karşısında milletin dini ne olacak? Buradan dağılmadan aramızda bir karar alalım. Biz 520 dersi âmız. Her birimiz memleketin bir köşesinden gelmişiz. Bizler, ilim adamları olarak bu milletin dini ihtiyacını daha 50 yıl karşılarız. Memleketlerimize dönünce ikişer talebe bularak onlara Allah'ın ilmini okutup dinini belletecek olursak, bu talebeler
50 sene daha bu milletin dinine kâfi gelirler. Zaten her 100 senenin başında Allah-u Zülcelal'in bir müceddit göndereceği hadis-i şerifle haber verilmiştir. Bunu yapmazsak huzur-u ilahide yakamızı mesuliyetten kurtaramayız. O, bu sözleriyle kapatılmış olan medreseleri fiilen açık tutmanın çarelerini arıyordu. Süleyman Efendi'nin bu teklifinden sonra bazı dersi âmlar söz alıp dediler ki, "Çok doğru söylüyorsun Süleyman Efendi. Ancak Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlüğe girdi. Ortalık toz duman, hayatlarımız tehlikede. Bu vaziyet karşısında tekliflerinizi tatbik etmek mümkün olmasa gerek." Bunun üzerine tekrar söz alan Süleyman Efendi Hazretleri şunları söyledi. Arkadaşlar, Tevhid-i Tedrisat Kanunu cemiyet halinde tedrisat yapmayı yasaklıyor. Bir iki kişiyi yasaklamıyor. Çünkü bir iki de cemiyet yoktur. Ben de size bir iki kişi okutalım diyorum. Bunun üzerine bazı müderrisler mahkeme ve hapse düşmekten korktular ve şöyle dediler. Bu şiddet zamanında bunu da yapamayız. Bu defa Süleyman Efendi Hazretleri dini tedrisat vazifesini maaşsız yapmaya hazır olduklarını bildirmek üzere zamanın hükümetine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir telgrafla müracaatta bulunmayı teklif etti. Ancak zamanın idaresi tarafından İslami faaliyetlere olumsuz gözle bakıldığını iyi bilen dersi âmlardan birçokları böyle bir teklifi de benimsemediler. Süleyman Efendi de bu teşebbüsün o günün şartları içinde müsbet karşılanmayacağını çok iyi biliyordu. Ne var ki o, yarın ahirette ellerinde bir belge bulunmasını, bu belgenin belki de birçok dersi âm için, "Ya Rabbi, biz senin dinini okutmak istedik ama imkan bulamadık" kabilinden bir vesile olabileceğini düşünüyordu. Uzun müzakerelerden sonra neticede bir kısım dersiyamlar şu mealde telgraf çekilmesinde mutabık kaldılar. Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan dersiyamlar hükümetimizin harbi umumi gibi büyük bir felaketten çıkması dolayısıyla mali müzayaka içinde bulunduğunu dikkate alarak dini ilimleri fahriyen okutmaya hazır olduğumuzu bildirir. Bu telgrafa gelen cevap şu şekilde olmuştur. Memlekette Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürürlüktedir. Hilafına hareket şiddetle cezai müstelzimdir. Cevap çok açık ve kesindi. Bu hadiseyi daha sonra talebelerine nakleden Süleyman Efendi şöyle söyler. Evlatlarım, birçok dersi âmlar korktular, okutmadılar. Biz korkmadık, okuttuk. Allah'a şükür yaşıyoruz. Ama korkanlardan birçokları ölüp gittiler. Korkunun ölüme faydası yoktur. İşte o toplantılarda kabul görmeyen talebe okutma fikir ve hizmetini kendi evinde iki kızını bizzat okutarak başlattı. Dersi âmlığın kaldırılmasından sonra vaizliğe başlayan Süleyman Efendi, hayatının son yıllarına kadar Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami, Şehzadebaşı, Kasımpaşa Camii Kebiri gibi İstanbul'un büyük camilerinde halka vaaz ederek irşat vazifesine devam etti. Süleyman Efendi'yi ve onun Kur'an hizmetlerini, o hizmetlerin milli ve manevi alandaki önemini gerçek manada anlamak için o devirdeki şartlarını ve ihtiyaçlarını mutlaka bilmek ve göz önünde bulundurmak gerekir. Asırlardan beri dinin öğretilip öğrenildiği bütün müesseseler bir anda kapatılmış, Müslüman halk dinini öğreneceği din müesseselerinden tamamen mahrum bırakılmıştı. Dolayısıyla
dini ve manevi sahada korkunç bir kültür boşluğu meydana gelmişti. Pek çok dersi ağam, değil başkalarını okutup din adamı yetiştirmek, kendi evlatlarını dahi okutmaktan çekinmişler, bazı müderrisler de günün şartları karşısında endişeye kapılmış, mesleklerini dahi bırakmışlardı. Bir kısmı dünya işleriyle meşgul olmuş, bir kısmı ise idareye kayıtsız şartsız teslim olmuşlardı. İşte böyle bir ortamda Süleyman Efendi Hazretleri kendi tabirleriyle cehenneme sel gibi akmakta olan ümmet-i Muhammed'den bir kütük kurtarsak kârdır anlayışıyla hizmetlere karar vermişti. Süleyman Efendi ilk olarak 1930-36 yıllarında Çatalca'nın Kabakça köyünde kiraladığı çiftlikte o gün bulabildiği birkaç talebeye dini dersler vermeye başladı. Bir taraftan talebeleri işçi gibi göstererek okuturken, diğer yandan İstanbul'a amele pazarlarına geliyor, istidatlı gördüklerine, "Gel ben sana yevmiyeni vereyim, sen Allah'ın dinini, kitabını öğren. Bu ilimler ortadan kalkmasın" diyerek talebe topluyor, bulduğu işçileri maaş veya yevmiyelerini vererek okutuyor, böylece mücadelede malıyla, canıyla en güzel hizmet örneği veriyordu. Öyle zamanlar oldu ki, talebeyle bir yerde toplanıp okutmak imkanı kalmadı. Taksi kiralayıp İstanbul'u gezermiş gibi okutmayı denedi. Ve bir ara şartlar o kadar ağırlaştı ki, elde kitap taşımak, kitaptan okutmak imkansız hale geldi. Ve dünyada bir eşine rastlanmayan bir yönteme başvurdu. Birkaç talebesiyle Haydarpaşa garından Ankara istikametine giden trene biniyor, Arifiye istasyonuna kadar ezberden ders okutuyordu. Arifiye istasyonunda iniyor, Ankara'dan gelen trene binerek İstanbul'a kadar okutmaya devam ediyordu. Kur'an hizmetleri devam ettikçe aleyhinde çok şeyler uyduruldu, insafsız ithamlara maruz kaldı. Amansız polis takibatları, idari ve adli tahkikatlar birbirini kovaladı. Aleyhinde muhtelif davalar açıldı, tevkif edildi. Evinden alınarak 1. şubenin tabutluğunda 3 gün polis nezaretinde kaldı. 1939'da İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde muhakeme ve 1944'te İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'nce tevkif ve muhakeme edildi. Tabutluklarda 8 gün alıkondu. 1957'de Bursa Ulu Camii'nde tertiplenen sahte mehrilik hadisesiyle bağ kurularak Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nce damadı ve sevenleriyle beraber tevkif edilip muhakeme edildi. 2 ay kadar Kütahya hapishanesinde kaldı. Evini aramaya gelen polis memurlarına, "Buyurun, hoş geldiniz. Hem de bir kahvemizi içersiniz" demek suretiyle her defasında medeni cesaret örnekleri gösterdi. Hanımı Hafize Sultan, "Efendi, efendi, size bu zulmü reva görenlere bir de kahve mi ikram edeceksiniz?" dediklerinde, "Onlar memurdurlar, vazifelerini yapıyorlar hanım, yorulmuşlardır" diyerek kahve ikram etme nezaket ve asaletini terk etmedi. Bir Ramazan akşamı evinin karşısındaki kahvenin bahçesine oturup hanelerini kontrol eden sivil memurun yanına gelip, "Oğlum, sen oruçlusun, akşam yaklaştı. Gel biz de iftar edelim, sonra yine vazifene devam edersin" diyerek kendisini takip eden polislere iftar yemeği ikram etti. Bu asil şefkati ve yüce nezaketi gören polis memuru peşine takılıp iftar etmek üzere evine gitti, sonra da bağlıları arasına katıldı. Bütün bu sıkı takip ve baskınlar karşısında yılmadı, her defasında polisler karakola dönmeden derslere tekrar başladı. "Hiç kaybedilecek vaktimiz yok" diyor, hatta "Mevla uykumuzu alsa da geceleri de ders okusak" temennisinde bulunuyordu. "Yarın hesap günüdür. Allah-u Teala, Süleyman, verdiğim ilimle ne hizmet ettin? O ilmi sana kara topraklara göm diye mi verdim?" derse ben ne cevap veririm diyerek
üzerlerindeki vazife ve mesuliyetin ehemmiyet ve ağırlığını ifade etmeye çalışıyorlardı. Talebelerine daima Kur'an'a hizmet şuuru telkin eder ve onlara, "Evlatlarım, sizin bu alemdeki vazifeniz, bataklığa düşen insanları düştüğü bataklıktan çıkarmaktır. Öyleyse ümmet-i Muhammed'i ayağınıza beklemeyecek, siz onların ayaklarına gideceksiniz. En ücra yerlere bile bu hizmeti sizler götüreceksiniz," buyuruyordu. Süleyman Efendi Hazretleri bütün mesaisini yok edilen dini ilimlerin ihyasına sarf etmiş, ilim ve irfan seferberliği başlatmıştır. Gecesini gündüzüne katmak suretiyle gece saat 12'lere, 1'lere kadar ders okuttuğu zamanlar olmuştur. Bitmek tükenmek bilmeyen bir azim ve iradeye sahipti. 1950'lerde ilerlemiş yaşına ve şekerden rahatsız olmasına rağmen kış günlerinde bile Kısıklı'daki evinden çıkar, iki tramvay, bir vapur ve 4 yerde yaya yürümek suretiyle Şehzadebaşı taş teknelerdeki derslerine giderdi. 1954 yılında cuma ve pazar günleri hariç her sabah Kısıklı'dan Bulgurlu'ya yürür, 6 ila 8 saat genç ruhlara ilim ve feyiz vermeye devam ederdi. Hayatının son yıllarında Topçulardaki talebelerinin tekamül kursuna her gün sabah namazından sonra 3-4 vasıta değiştirmek suretiyle giderek derslerine devam ederlerdi. Bir gün ders okuturken şekeri yükseldi ve rahatsızlığı arttı. Burnundan okuttuğu kitabın üzerine kan damlayınca talebeleri heyecanlandı. Fakat o hiç telaşlanmadan burnunu tutup mendilini çıkardı, kitaptaki ve üzerindeki kanları sildikten sonra hemen "Oku oğlum, kaybedecek zamanımız yok," buyurarak derse devam etti. 1957 Kütahya hadisesi olarak bilinen ve komplo olduğu mahkemece de anlaşılan hadise beraatle sonuçlanmıştı. Kütahya hapishanesinden çıkan Süleyman Efendi Hazretleri evine dönmeyip himmet ve hizmet maksadıyla Manisa'ya gittiler. Talebeleri üzgün, o ise hapishane ızdıraplarını unutmuş, neşeliydi. "Efendim, İstanbul'da derslere devam edecek misiniz?" diye sordular. "Evet, devam edeceğiz. Hem de daha çok ve daha gayretli. Duracak zamanımız yok," buyurdular. Bir gün ona, "Efendim, falancalar sizin aleyhinizde konuşuyorlar," dendi. "Elhamdülillah, münafık olmaktan kurtulduk. Allah Resulü başta olmak üzere İslam büyüklerinin hepsinin aleyhinde konuşulmuştu. Eğer bizim aleyhimizde konuşulmazsa kendimizden şüphe ederdik," diye cevap verdi. Hasta ve rahatsız olduğu zamanlarda dahi dersten taviz vermez, geri kalmaz. "Derse gidersem hastalık da gider, kalırsam hastalık da kalır," buyurmak suretiyle şifasının ders okutmakta olduğunu ifade ederdi. Uzun ve yorucu bir yolculuktan dönen talebesine, "Oğlum, falan camiye git, cumada vaaz et de dinleniver," demek suretiyle istirahat ve dinlenmenin hizmetle mümkün olacağına işaret buyururlardı. Az çok demez, bulabildiği talebe veya cemaate bıkmadan, usanmadan ders verirdi. Kişi sayısına itibar etmezdi. Bir gün Kur'an öğretmek için gönderdiği bir talebesi gittiği yerde okutacak kimse bulamamaktan şikayet etti. "Efendim, sadece iki kişi vardı, onları da bırakıp geldim," deyince çok üzüldü ve biraz da celallenerek, "Evladım, nice peygamberler bu alemden bir tek ümmet elde edemeden gittiler. Sen iki talebe bulmuşsun, daha ne istersin?" diyerek tekrar geldiği yere gönderdiler. Talebelerine son derece kıymet verirdi. En küçük talebenin dahi kesip attığı tırnağını dünyalara değişmem vecizeleri bu hakikati en bariz şekilde ortaya koymaktadır. Bir gün evine filesi boş olarak bir şey almadan döndü. Hanımına, "Hanım,
talebeye alamadığım için eve de almadım buyurup, talebenin yemediğini yemekten haya ettiğini ifade etti. Bazen talebeleri hasta olurdu. En az bir anne ve baba kadar şefkat ve merhametin sahibi olan Süleyman Efendi Hazretleri, rahatsız olanları bizzat doktora götürür veya biriyle gönderirdi. Bir defasında talebelerinden birinin hastalığıyla alakalı doktor dönüşü kendisine malumat arz edildi. Merhamet abidesi o büyük zat kıbleye dönerek şu ilticada bulundu. Ya Rab, senin dinine ve kitabına bu yavrularla hizmet edeceğiz. Evlatlarımızı bize bağışla Allah'ım. Ramazan-ı Şerif yaklaştığı zaman talebelerini Ramazan'da vaaz-ı nasihat etmek üzere Trakya ve Anadolu'nun muhtelif yerlerine seferber ederdi. Ramazan sonrası dönüşlerinde teker teker malumat sorar, hizmet haberleri beklerdi. Bir talebesinin vaaz edip Kur'an okuttuğunu duyunca sevinç gözyaşları döker, "Bu Rabbimin fazlıdır," derdi. Yapılan hizmetleri hiçbir zaman şahsına mal etmez ve edenden de hoşlanmazdı. Bir talebesinin kaldığı köydeki hizmetlerinden memnun olup teşekkür için kendilerine gelen hacı efendiler, "Efendim, sizin sayenizde cenazemiz kokmaktan kurtuldu, çocuklarımız Kur'an-ı Kerim öğrendi," diye iltifat ettikleri zaman tevazuundan adeta küçülen mübarek zat, "Süleyman da kim oluyor ki bu hizmetler onun sayesinde olsun? Bu peygamberin mucizesidir," buyurmak suretiyle kendisine hiç pay çıkarmaz ve bütün muvaffakiyetin Allah ve Resulüne ait olduğunu ifade ederdi. Süleyman Efendi Hazretleri hayatını Kur'an öğretimine vakfetmiş, Kur'an'ı bilen ve yaşayan öğrenciler yetiştirmiştir. Süleyman Efendi, Nakşiliğin en büyük mümessili olan İmam-ı Rabbani Hazretlerine bağlı ve onun yolunda irşada izinli bir mürşittir. Süleymancılık adı altında bir tarikat ve akımı da kesin bir dille reddetmiştir. Süleyman Efendi Hazretlerinin faaliyet ve hizmetlerinden bazılarını şöyle sıralamak mümkündür. Cenab-ı Allah tarafından kendisine ihsan edilen maddi ve manevi tasarrufların neticesidir ki, eskiden 20-30 senede tahsil edilen ilimleri, 2 sene gibi çok kısa bir zamana sığdırarak, ilmin ve alimin yok olmak üzere olduğu bir zamanda yüzlerce, binlerce din alimi yetiştirmiş ve vatan sathına yaymıştır. Kur'an kursları ve talebe yurtları açtırmış, okutup okutturmak suretiyle manevi susuzluktan ölmek üzere olan bir milletin âb-ı hayatı olarak imdadına yetişmiştir. İslamiyeti tercüme kitaplarından öğretmek yerine Osmanlı medreselerinin takip ettiği temel ders kitaplarından orijinal ilim dili olan Arapçadan okutmuş ve öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'i en kısa zamanda okumayı öğreten Elif cüzü en mühim matbu eseridir. Cemiyetten uzakta yaşamak yerine cemiyet içinde Müslümanlığı yaşatmayı tercih etmiş ve dışımız halk ile içimiz hak ile usul ve esasını düstur kabul etmiştir. Dünya hadiselerini yakından takip eder, her sabah bir Yeni Sabah gazetesi aldırıp dış politika yazarının yorumlarını ve önemli haberleri düzenli olarak okuttururlardı. Bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretlerinin "Zamanının gidişatını bilmeyen arif-i billah olamaz" sözünü rehber etti. Günlük hadiseleri ve dünyadaki Müslümanların meselelerini yakından takip eder, yerine göre cami kürsüsünden dile getirirdi. O devirde birçok vaizler günlük hadiseleri cami kürsüsüne getirmeye cesaret edemezken, o zaman zaman devlet adamlarını ikaz ederdi. 1956'da Cezayir Müslümanları Fransızlara karşı istiklal mücadelesi verirken, Türkiye hükümeti
Birleşmiş Milletler'de Fransızları desteklemişti. Bu icraatı isabetli bulmayan Süleyman Efendi vaazlarında Cezayirli kardeşlerimize hiç olmazsa dua edelim dediği için defalarca ifade vermek zorunda kalmıştı. Dini neşriyata ehemmiyet vermiş, Necip Fazıl'a Büyük Doğu mecmuasını çıkarmasında manevi teşvikleri yanında maddi yardımları da büyüktür. Hatta mevcut bir tek evini sattı ve mecmuaların yayınlanmasında harcadı. Türkiye'de Mason ve Siyonizm tehlikesine karşı milletimizi uyarıcı eserler neşreden Cevat Rıfat Atilhan'ın hizmetlerine en büyük yardımı Süleyman Efendi yaptı. Onun kitaplarını tavsiye etmiş ve yaymıştır. Keza o günün şartlarında İslamiyet'ten yana yayınlanan her eser ve mecmua onun tarafından az veya çok desteklenmiştir. Bediüzzaman Said Nursi ile haberleşmiş ve onu hizmetlerinden haberdar etmiştir. Said Nursi onun hizmetlerini takdirle karşılamış ve şöyle demiştir: "Bizim bugün başlıca vazifemiz imanı muhafazaya çalışmaktır. Bunu yapıyoruz. Biz tedris yapmıyoruz. İslam'ın esası, maddi ve manevi kurtuluşun kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in okutulup öğretilmesi ve yalnız Türkiye'ye değil, bu yolla bütün dünyaya yayılması işini biraderim Süleyman Efendi ve onun tesis eylediği Kur'an kursları yapıyor. Hem de çok kısa zamanda yapıyorlar. Eskiden 10-15 senede öğrenilen İslami ilimleri şimdi Kur'an kursları 1-2 sene içinde öğretiyor. Alim yetiştiriyorlar, fakih yetiştiriyorlar, müfessir yetiştiriyorlar. Bu hal bir mucize-i Kur'aniyedir." Türkiye'de İmam-ı Rabbani Hazretlerini tanıtmıştır. Onun Kur'an ve hadis-i şeriflerden sonra en muteber kitap olan Mektubat isimli eseri ilk defa iki cilt halinde Süleyman Efendi Hazretlerinin talebeleri tarafından bastırılmıştır. Tarikatı sadece hoş sohbet vasıtası haline getiren son devrin tembelliğini yıkmış, onu kitleleri harekete geçiren heyecan vasıtası haline getirmiştir. Keramete asla itibar etmemiş, keramet izharından kaçındığı gibi talebelerine de aynı yolu tavsiye etmiş, "En büyük keramet insanlara hak yolu telkin etmektir." buyurmuştur. Süleyman Efendi'nin bir ömür boyu devam eden çileli ve yorucu mücadelesinin nihayetine doğru şeker hastalığı arttı. Ve 16 Eylül 1959 Çarşamba günü İstanbul Kısıklı'daki evinde rahmet-i rahmana kavuştu. O büyük zatın dirisine tahammül edemeyenler ölüsüne de tahammül edememiş, cenazesinin daha önce resmi müsaade alındığı halde Fatih Camii avlusuna defnine mani olmuşlardı. Karacaahmet mezarlığında polisin kazacağı bir kabre defnedeceksiniz denilerek en tabii hakkı olan Fatih Camii haziresine defni gayri kanuni şekilde engellenmiş ve cenazenin Üsküdar'dan Avrupa yakasına geçmesine mani olunmuştu. Cenazesi Altunizade Camii'nin musalla taşında saatlerce bekletilmiş, Fatih'e defnedilmesi için yapılan teşebbüsler fayda vermemiş, cenaze namazı orada kılınarak Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir. O, vazifesini tamamiyle ve kemaliyle ifa etmenin huzuru içinde ebediyete intikal ederken, Allah Celle Celaluhu ve Resulü yolunda ilahi kelimetullah uğrunda hizmet etmek üzere binlerce bağlılarını bırakarak ayrılıyordu. Cehd, çile, ilim, irfan, feyz, bereket ve başarıyla dolu 72 yıllık dünya hayatına veda ederken geride yüce İslam ve iman davasına pazarlıksız,
sarsılmaz bir iman ve idealle bağlı yetişkin bir kadro bırakıyordu. O, bu haliyle sevgili Peygamberimizin vefat edenlerden sadaka-i cariye sahipleri, ilminden istifade edilen alimler ve salih evlat bırakanların dünya ile ilgileri kesilmez mealindeki peygamber müjdesine hakkıyla mazhar olmuş bir Allah dostudur. Çünkü o, az veya çok malik bulunduğu malını öğrencileri için harcamış, sahip bulunduğu ilmini onlara aktarmak için karakol karakol dolaşıp çile çekmeyi, mahkemelere çıkmayı, tabutluklarda ve zindanlarda çürümeyi göze almış. Hasılı, hayatını hiçe sayarak bütün ömrünü Kur'an davasına adamış bir İslam mütefekkiridir. İnsanların dünyaya dalıp istikbal sevdasına düştükleri şu günde Mevla'nın ilmini okuyacağız. İhlas ve samimiyetle Allah ve Resulüne yönelen kimse, gölge gibi dönen dünyayı ve her hayrı kendine tabi kılar. Ahirete çalışan dünyayı elde eder. Dünyaya çalışansa ahireti kazanamaz. Zira ahiret hakikat, dünya haleftir. Ağacı kökünden götürürsen, gölge de beraber gider. Ahirette ne varsa, dünyada onun misali vardır. Eğer olmasa, dünya yalan olur. Bizim para, pul, mevki, makam, siyaset, politika, kavga ve gürültüyle işimiz yok. İstisnasız her Müslümanın çocuğunu da okuturuz. Bir tek fert geri dönmüşse haber versinler. Vasiyetim olsun. Tefrikaya düşmeyiniz. Kavmiyet gütmeyiniz. Ehli sünnetin gayrı olan yanlış yollara sapmayınız. Her yerde birlik ve beraberlik lazımdır. Muvaffak olmak için her hususta ittifak etmeli ve dayanışmayı asla elden bırakmamalıdır. Çünkü Allah'ın nusreti, maddi ve manevi yardımı cemaatle beraberdir. Toplu çalışanlar bunun semeresini kısa zamanda elde ederler. Dini dünyaya alet eden hocalar halkı kendilerinden soğuttular. Bir şeyler alır da vermez diye esnaf bunlara yüz vermez ve kaçar hale geldi. Siz öyle olmayın. Maddeyi maneviyata karıştırmayın. Her koyunu kendi bacağından asarlar sözü yanlıştır. Dinimizde neme lazım demek yok, bana lazım demek vardır. Bu dünyanın cefasından sefasına sıra gelmez. Gafil olmayın, ilme çalışın. Geçen günler geri gelmez. İlim nuru ilahidir. İnsansa kovan, kirli bir kovanda arının durmadığı gibi, isyan ve zulmetle kirlenmiş vücut ve kalpte de ilim durmaz. Ders okuturken takıldığınız bir yer olursa, orada fazla durmayın. Nasıl ki etrafı kazılan bir ağaç kolayca devrilirse, evveli ve ahiri anlaşılan kitabın da ortasını anlamak kolaylaşır. Şimdiye kadar Müslümanları hakir görmüşler. Üstü başı pejmürde, kirli, paslı insanlar olarak millete tanıtmaya çalışmışlardır. Benim evlatlarım tertemiz giyinip gezecekler, yolda, sokakta yürürken gayet vakur bir şekilde ilerleyecekler. Müslümanlığın şahsiyetini bu millete tanıtacaklar, onu hakkıyla temsil edeceklerdir.
Din asıl, dünya ve siyaset fer'idir. Dünya ve siyaset, dinin inkişafına alet olabilir. Fakat din, dünya menfaat ve siyasetine alet olamaz. Alet edenlere lanet vardır.